Bugün size laparoskopi yani kapalı ameliyatlar konusunda kısa bilgiler vermek istiyorum. Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Sedat Sadal laparoskopik cerrahi yöntemiyle yapılan ameliyatlara ilişkin bilgiler verdi. Bolu'da özel bir hastanenin genel cerrahi uzmanı operatör doktor Sedat Sadal laparoskopik yani kapalı cerrahi yöntemle yapılan ameliyatlar hakkında önemli bilgiler verdi. Sadal, mide fıtığı, göbek fıtığı ve kesi fıtığı ameliyatlarının laparoskopik yapıldığını dile getirerek bazı tümör ameliyatlarında da yöntemin uygulandığını anlattı. Artık günümüzde teknolojinin gelişmesiyle laparoskopik hatta son dönemlerde özellikle robotik cerrahilerle birçok karın içi hastalığının tedavisi mümkün olmaktadır. Eskiden açık yapılan birçok ameliyat şu anda kapalı yöntemle yapılmaktadır, laparoskopik girişimlerle yapılmaktadır. Bunlar nelerdir derseniz kısaca özetleyeyim. Laparoskopik reflü ameliyatları, laparoskopik yani mide fıtığı ameliyatı, kapalı mide fıtığı ameliyatı diyebiliriz. Bu özellikle yemek borusu ile midenin birleştiği bölgede açıklık olan mide fıtığı dediğimiz ve asitin yemek borusuna yukarı doğru kaçmasıyla yemek borusuna tahrişe yol açan bir hastalıktır. Bunu da artık kapalı yöntemle mide fıtığı onarımları yapmaktayız. Bunun dışında yine laparoskopik yani kapalı yöntemle yaptığımız ameliyatlar arasında safra kesisi taşları çok sık uyguladığımız bir yöntemdir. Ayrıca kasık fıtığı, göbek fıtığı, insizyonel herni dediğimiz ameliyat kesi fıtıkları gibi tüm fıtıklarda artık hastanemizde kapalı yöntemle, laparoskopik yöntemle küçük 3 delikten fıtık ameliyatlarını da yapmaktayız. Konuya ilişkin bilgiler veren genel cerrahi uzmanı operatör doktor Sedat Sadal, günümüzde ameliyatların artık laparoskopik yöntemle yapıldığını aktardı. Fıtık ameliyatları dışında yine laparoskopik olarak apandisit hatta tümör ameliyatlarını bile yapmaktayız. Kapalı yöntemin birçok rahatsızlıkta kullanıldığını belirten Sadal, laparoskopik ameliyatın faydalarından da bahsetti. Kapalı ameliyatın faydaları nedir diyecek olursanız, hem hastanın ameliyat halinde kalış süresi açısından, hem kozmetik yönden küçük deliklerle yapılması açısından, hem de hastaların normal hayata dönmesi açısından biz kapalı ameliyatları öneriyoruz. Örneğin fıtık ameliyatı kapalı yapıldığı zaman hasta bir gün sonra normal işine gücüne dönebilmektedir. Bu nedenle kapalı ameliyat olmalarını öneriyoruz hastalarımıza.